Hey, neler oluyor? Neredeyim ben? Bana ne oldu? Bir hendeğin içindeydim. Deli gibi yağmur yağıyordu ve buraya nasıl geldiğime dair hiçbir fikrim yoktu. Hareket edemiyordum. Bütün eklemlerim sanki günlerdir orada yatıyormuşum gibi sertleşmişti. Algılarım da açık değildi. Her şeyi bulanık görüyordum. Duyduğum sesler o kadar zayıftı ki hiçbirini anlayamıyordum. Etrafıma bakabilmem biraz zaman aldı. Hendeğin çok geniş olmadığını gördüm. En fazla 60 santimetre derinliğinde ve yaklaşık 50 santimetre genişliğindeydi. Ama çok uzundu. Yavaş yavaş kendimi toparladım ve hatırlamaya başladım. Yağmur suyunu toplamak için yol kenarına kazılan hendeklerden birinde olmalıydım. Duyduğum sesler de hızla geçen arabalardı. Bunu fark ettiğimde kalbim parçalandı. Parlak bir ışık hatırlıyordum. Tiz bir ses, güçlü bir acı, sonra karanlık. Ürperdim ve bu noktaya nasıl geldiğimi hatırlamaya çalıştım. Yavaş yavaş bu berbat durumdan önceki yaşamımı hatırlamaya başladım. Bir arkadaşım vardı, Adam. Çok iyi arkadaştık, hatta aileden biri gibiydi. Okul olsun, park olsun, yolun aşağısındaki çizgi roman dükkanı olsun, gittiği her yere beni de götürürdü. Ne kadar da mutlu zamanlardı. Bir keresinde beraber dışarıdaydık. O zamanlar yarı zamanlı çalışıyordu ve tabii ki beni de yanında götürmüştü. Caddede hızla gidiyorduk. Köşeyi döndük ve bum! Önümüzde kocaman bir su birikintisi vardı. Tabii ki duramadık ve çat diye içine girdik. Daha kötüsü, Adam'ın çantası ıslanmıştı ve çanta iş için olduğundan sanırım başına dert almıştı. Her neyse, orada oturup halimize güldük. Bu kaygısız karakterini çok seviyordum. Günü orada noktalamaya karar verdik ve duş almak için eve geldik. Benim temizlenmeme de yardım etti. Su soğuk ama ferahlatıcıydı. Üstünü değiştirmek için içeri gitti. Geri döndüğünde dışarı çıkmamızı önerdi. Gökyüzünde bulut yoktu ve yıldızlar pırıl pırıldı. Adam beraber yıldızları izlemeyi çok severdi ve ben de o sevdiği için severdim. Bana çok iyi baktı ve beraber harika zaman geçirdik. O yüzden bu duruma nasıl geldiğimizi merak ettim. Hendekte hareket edemez halde yatıyordum. Etrafımda Adam'ın ayak izi de yoktu. Cevaplanması gereken sorularım vardı ve cevaplarımı aldım. Keşke öğrenmeseydim dediğim cevapları. Kasvetli bir gündü. Hava kapalı ve yağmurluydu. O gün Adam'ın işi için önemli bir gündü. Başka bir şehre teslimat yapacaktı. Uzun bir yoldu ve elbette arkadaşımı yalnız göndermeyecektim. Sabah erkenden yola çıktık. Emniyet şeridinden gidiyorduk. Şimdi her şeyi hatırlıyorum. Parlak ışık bizi yağmurda göremeyen bir arabanın farlarıydı. Tiz ses ıslak asfaltta kayan tekerleklerin sesiydi. Araç fren yaptı ama zamanında duramadı. Bir çarpışma sesi duyuldu. Keskin bir acı hissettim ve yuvarlandık. Adam ayağa kalktı, biraz sallandı, bana acıyan gözlerle baktı ve arabadaki sürücüyle beraber gitti. Sonra kendimden geçtim. Adam isteseydi beni oradan alabileceği kadar uzun süredir orada yatıyordum. Ama istemedi. Onu suçlamıyorum. Sadece yaşamımın böyle sona ereceğini düşünmezdim. Hiçbir şey yapamaz halde yattım ve bekledim. Bilincim gidip geldi. Sonunda yağmur durdu ve güneş bulutların arkasından çıktı. Sonra bana yaklaşan ayak sesleri duydum. Biri beni kucağına aldı ve taşıdı. Çok ağır sayılmam. Bu yüzden beni taşırken zorlanmadı ama şehre epey uzaktaydık. İronik bir şekilde bu şehir en başta Adam'la gitmeye çalıştığımız şehirdi. Kendimi gergin hissettim ama içten içe bu yabancının bana yardım etmeye çalıştığını biliyordum. En azından öyle umuyordum. Yolda tekrar bayıldım. Kendime geldiğimde karanlık bir yerdeydim. Etrafta hiç ses yoktu. Yalnız ve korkmuştum. Yine bir yere mi atılmıştım?
beni taşıyan adam hakkında yanılmış mıydım? Bu kötü düşüncelerde boğulurken arkamda bir kapı açıldı ve ışıklar yandı. O tanıdık ayak seslerini duydum. Genç adam etrafımdan dolaştı ve görebileceğim bir yere geldi. Beni temizlemeye ve yaralarımı tedavi etmeye başladı. Kendimi yavaşça ama kesinlikle yenilenmiş hissediyordum. Uzuvlarımı ve eklemlerimi oynatabiliyordum. Perişan haldeydim ama aynı zamanda çok mutluydum. Bu yabancı hakkında yanılmamıştım. Bana gerçekten yardım edecekti. Beni iyileştirmesi birkaç gün sürdü ama sonunda eskisi kadar iyi oldum. Bütün bu süre boyunca adam benimle sürekli konuştu. Adının Brian olduğunu öğrendim ve tıpkı Adam gibi bana hediyeler getirdi. Ne harika değil mi? Beni bulduğu için çok şanslı olduğunu söyledi. O da yakın zamanda en yakın arkadaşını kaybetmiş. Sanırım hayatta bazen yıldızlarımız uyuşuyor. Böylece Brian'la yaşamaya başladım. Beni işine götürüyor, mektuplar dağıtarak bütün şehri dolaşıyoruz ve iyi insanlarla küçük sohbetler ediyoruz. Hayata yaklaşımını çok seviyorum. İşinden keyif alıyor. Beni bulduğu günden beri hiç ayrılmadık. İşten sonra iyi olup olmadığımı kontrol ediyor. Çok şefkatli ve hassas biri. Ona yardım etmeyi ve yanında bulunmayı seviyorum. Daha şimdiden beraber bir sürü anımız oldu ve umarım uzun süre böyle devam eder. Arada sırada hala eski arkadaşım Adam'ı düşünüyorum. Ama Ryan'la iyi bir arkadaşlığımız var. O hendekte bırakıldığım için öfke duymuyorum. Sonuçta ciddi bir kaza geçirdik ve belki de iyileştirilemeyecek kadar kötü olduğumu düşündü. Sonuçta ben sadece bir bisikletim ve beni tamir etmekle uğraşmaktansa yeni bir bisiklet almak ona daha kolay gelmiş olabilir. Her neyse, artık mutluyum ve umarım Adam da öyledir. Umarım bir gün tekrar karşılaşırız ve birbirimize merhaba deriz. Gerçi beni tanıyacağından emin değilim. Çünkü Brian beni boyayıp yepyeni hale getirdi. Ah, ikimizin şehre çıkıp günlük rutinine başlama zamanı. Gitmem gerekiyor. Yoğun bir gün olacak. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Peki ya siz ne düşündünüz? Yorumlarda düşüncenizi paylaşın. Eğer izlerken keyif aldıysanız videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen bir yere kaybolmayın. Göz atmanız için 2000'den fazla harika videomuz var. Tek yapmanız gereken soldaki ya da sağdaki videoyu seçmek, tıklamak ve tadını çıkarmak. Hayata olumlu bakın.